Pisin Ötesi'nin 4. bölümünden herkese merhaba. Ben Karen Erva Yıldırım. Biliyorsunuz Formula 1 daha sezon başlamadan hepimizi fazlasıyla şaşırttı. Hamilton'un Ferrari'ye transferinin şokunu atlatamadan Horner'ın şokunu yaşadık. Gelin birlikte Formula 1'de neler oluyor biraz bakalım. Hamilton'un Ferrari'ye geçişi. Bu sene Hamilton'ı sevmeyen tifosilere ve Ferrari'yi sevmeyen Hamilton'cılara büyük bir darbe geldi. You can be here for like 20 more years, 30 more years. I can't. Well, who says that? This is precious years for me. Aslında aylar önce ortaya bir dedikodu olarak çıkmıştı Hamilton-Ferrari sözleşmesi. Ama başta takım arkadaşı George Russell olmak üzere bütün Mercedes ekibi bunu reddediyordu. What do you think about Lewis going to Ferrari? That's not what happened. It's happening. It's happening. That's what I've I've seen it in one of my visions. You've seen it, okay. The ghost of Enzo Ferrari came to me and he said, "Lewis, he are coming to Ferrari." It's happening, George. We can't stop it at this point. No, if he said. Ki Hamilton da sadece birkaç hafta öncesinde ölürüm de Mercedes'i bırakmam diye bir açıklama yapmıştı. Hamilton'ın Mercedes aşkının önüne geçen bir problem vardı ortada. 2 senedir aracından pek memnun değildi. 8. şampiyonluğu hedefleyen birisi için de alttan alınamayacak bir durum haline gelmişti artık bu mesele. Yakın zamanda yayınlanan belgeselde de gördüğümüz üzere 2022 yılında Hamilton aracın sorunlarını teknisyenlere iletmiş ama onlardan "biz ne yaptığımızı biliyoruz, karışma" cevabını almıştı. Ertesi sene de araçta yine aynı sorunlarla yüzleşmişti Hamilton. Red Bull'un kurduğu büyük dominasyon sadece Hamilton'u değil, Formula 1'in en iyi takımı Ferrari'yi de sinirlendiriyordu. Fred Vasseur Hamilton'la konuşup onu takıma gelmesi için ikna etti. Bu transferin amacı Hamilton'a 8. şampiyonluğunu vermekle birlikte Verstappen dominasyonunu durdurmaktı muhtemelen. Bu transfer aklımıza birkaç soru bıraktı. Bunlardan birincisi, Fred Vasseur kendi yetiştirdiği, oğlu gibi gördüğü Charles Leclerc'i ikinci pilot yapar mı? İkincisi ise Mercedes'in boşalan koltuğunda kim oturacak? Aslında bu soruyla ilgili dönen dedikodular var. Bazıları Mercedes'in kendi akademisinden olan genç yetenek kime Antonelli'nin getirebileceğini söylüyor. Ki bu konuda Toto Wolff de gençlere şans verebileceğini açıkladı. Fakat birçok kişi de Antonelli için henüz erken olduğunu ve Toto'nun bu riski almayacağını belirtiyor. İkinci olarak Red Bull'a da ismi geçen Alonso var. Ve son olarak en çok konuşulan isimlerden biri de Toto Wolff'ün "hayır, kesinlikle istemiyor" demesine rağmen Vettel'in dönebileceği hakkında konuşuluyor. Aslında bakıldığı zaman Hamilton da son saniye kadar asla Ferrari'ye gitmeyecekti. Yani Mercedes bir sürprize Vettel'i geri getirebilir. Ve aklımızda kalan son soru ise Carlos Sainz'a ne olacak? Baba Sainz'ın Horner'la konuşurken görüntüleri çıkmıştı medyaya. Oğluna pek düşkün olan baba Sainz'ı sadece Horner'la da değil birkaç kişiyle daha konuşurken gördük. Bu sorularımızın cevaplarını 2025 yılında tekrardan açmak üzere şu anlık üstünü kapatıyoruz. Sezon öncesi kış testi. Yakın zamanda Formula 1 kış testleri gerçekleşti. 3 gün süren testlerde en çok dikkat çeken şey Ferrari'nin gelişimi oldu. Bu sene test turlarından gördüğümüz üzere Ferrari ve Red Bull ikisinin şampiyonluk yarışını izleyebiliriz. İlk gün turlarda Verstappen liderlik ederken ikinci gün Carlos Sainz'ı, üçüncü gün ise Charles Leclerc'i birincilik koltuğunda gördük. Mercedesler bu testler boyunca pek de istediklerini elde edemediler. Araç hakkında pilotların şikayetlerini gördük. Son olarak McLaren pilotlarının denge konusunda ufak tefek hatalarını gördük ama üçüncü gün kendilerini toplamaya başardılar. Bu sene yarışların daha çekişmeli olacağına inanıyorum. Tek turlarda daha iyi olan Ferrari bu sene yarış temposunu da düzene sokacak gibi duruyor. Umarım da öyle olur. Alfa Romeo'da isim karmaşası. Geçtiğimiz günlerde Alfa Romeo, Sauber'in isim sponsorluğundan ayrıldığını açıkladı. Herkes yeni ismi beklerken takım ismini Stack F1 Team Kick Sauber olarak açıkladı. Bu isim izleyenler arasında tepki çekerken takımın fabrikasının bulunduğu İsviçre, ülkede Stack'in yasak olması nedeniyle Sauber'e dava açtı. Bunun üzerine takımın ismi Kick Sauber'e çevrilirken bazı ülkelerde hala Stack olarak geçebileceğini açıklandı.
Sauber bu sene pek alışık olmadığımız tonlarda süsledi aracını. Fosforlu yeşil ve siyah kullandı. Bottas'ın da paylaştığı son postta gördüğümüz gibi kuzey ışıklarını andırıyordu bunlar. Bu sene Sauber bizi gerçekten çok şaşırtıyor. Çok güzel bir araç çıkardılar. Bakalım yarışlarda da o kadar güzel devam edebilecekler mi? Christian Horner. Christian Horner aslında bizi en çok şaşırtan olay olabilir. Red Bull'un teknik direktörü olan Horner'ın yakın zamanda takımdaki kadın çalışanlardan birisine uygunsuz resimler attığı ortaya çıktı. Red Bull bu konu hakkında hızlıca Horner'ın istifa etmesini istemişti. Lakin kısa süre önce Horner'ın aklandığı ve görevine devam edeceği açıklandı. Bein Sports ve Serhan Acar. Formula 1 Türkiye'de 10 yıllığına Bein Sports ile anlaşma imzaladı. Yeni programa göre artık tek spiker yerine 2 spiker olacağı açıklandı. İlk başta adı geçen kişi Gökhan Telkener olsa da yorumcuların daha önce de Bein Sports gövdesinde maç anlatan Uygar Karaca ve yardımcısı olarak da Süper Lig Formula takımı olan Galatasaray'da pilotluk yapmış olan Jason Tahsincioğlu oldu. Yeni başlangıçlar hep güzeldir ama eskileri unutmak bazen zaman alır. Serhan Acar'ı unutmaksa imkansızdır. Formula 1'in sesi, hepimizin abisi, birçoğumuza Formula 1'i sevdiren birisiydi Serhan Acar. Onun anlatmadığı yarışlar zevkli bile gelmiyordu. Ne yazık ki Bein Sports ile anlaşmaya varamadıkları açıklandı. Ve çok şükür ki Serhan Acar, Serhan abimiz bizlere mutlu haberi erkenden verdi. Instagram'dan attığı postunda F1 sevenler için yakın zamanda tekrardan birlikte olacağımız bir projeye imza attığını belirtti. Bu içimize biraz su serpse de insan yarışın ortasında bir anda eski sezonlardan bir şey anlatacak. Çıkıyor şarlıklar bariyerlerde! Geçen sene aynısını Vettel için anlatmıştım. Charles Leclerc bariyerlerde. Heyecandan sesi kısılacak. Gözlükte Perez şu anda yerini geri aldı. İnanılmaz bir savaş var son dakikalarda. Şampiyon son sektöre girerken baştan aşağı bütün şampiyonları sayan Serhan Acar'ı Formula 1 izlerken duymayacak olmak garip hissettiriyor. Schumacher dönemi başlıyor. 2000'den 2004'e kadar üst üste 5 şampiyonluk. Alonso 2005 ve 2006. 2007 Rayo Kanal Ferrari'nin son dünya şampiyonu. 2008 Hamilton'un ilk şampiyonluğu. Veda konuşması gibi oldu ama yeni bir Serhan Acar dönemi başlıyor aslında. Yeni projesi ne olacak bilmiyoruz ama eminiz ki yine çok zevkli bir proje olacaktır. Bizlere Formula 1'i sevdiren Serhan Acar'a çok teşekkür ederiz. Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen tarih yazıyor. Kimi Raikkonen tarih yazıyor. 1919. İkinci sektörde sarı bayraklar var ve Sebastian Vettel bariyerlerde. Sebastian Vettel bariyerlerde. Direksiyonu yumrukluyor Sebastian Vettel. İşte 5 kırmızı ışık yanmaya başladı. Çok özledik gerçekten Formula 1'i. Çok özledik ve başlıyoruz. Taşlama ileriye doğru atıldı. Bottas izletini koruyacak gibi. Bottas kapanıyor şu anda. Şaka yapmıyorum. Sarhoş değilim sevgili seyirciler. Stroll liderden ilk adınız oturur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.